Eski Yunan'da ortaya çıkmış olan felsefe, varlığa, bilgiye ve insanın yapıp etmelerine ilişkin sorunlara ussal açıklamalar getirme, bu sorunları hep yeniden eleştirel bir biçimde düşünme etkinliği olmuştur. Siyaset, genel sözlük anlamı açısından devlet işlerini düzenleme ve yürütme ile ilgili bir insan etkinliği olarak bilinir. Siyaset felsefesi ise genel olarak bir toplumdaki belirli grupların ya da bireylerin öznel istencinin genel istençle birliğine ilişkin olanaklılığı soruşturur. Siyasetin ne olduğu ve onun siyaset bilimiyle ve siyaset felsefesiyle olan ilişkisinin daha iyi anlaşılması için siyaset olgusunun temelinde yatan fenomenleri belirlemek gerekir. Bu anlamda siyasetin insan, toplum ve devlet kavramlarıyla ilişkisini ortaya koymak önemlidir. Bu program siyaset, hak, devlet, egemenlik, iktidar, yurttaşlık, etik, genel istenç, toplum sözleşmesi, doğa durumu anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra siyaset felsefesi nedir? Siyaset felsefesinin temel sorunları nelerdir? Siyaset felsefesi ve siyaset biliminin farkları nelerdir? Etik ve siyaset felsefesi ilişkisi nasıldır? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Toplum felsefesi kendi başına toplumu ele alırken devlet felsefesi kendi başına devleti ele alır. Bu anlamda toplum felsefesi ve devlet felsefesi bir arada siyaset felsefesini oluşturur. Aristo insanı zoon politikon olarak tanımlayarak insanın toplumsal, devlet kuran ve siyaset yapan bir varlık olduğunu ifade eder. Felsefe tarihinde ilk toplum ve devlet görüşlerine baktığımızda toplumun ve devletin amacı olarak ortak iyinin belirlendiği görülür. Platon bu ortak iyiyi adil toplum ve bundan doğacak olan toplumun bütün olarak mutluluğu olarak benimser. Üstelik her tek kişinin siyasal eylemi de bir iyi amaçlar. Bu iyi'nin kendinde iyi olup olmadığını soruşturmak ise siyaset felsefesine düşer. Siyaset kuramı devletin varlık temelini insanın toplumsal varlığında bulur. Yani insanın toplumsal varlık yapısı devletin varlık yapısında temelini oluşturur. İnsan çeşitli toplumsal ilişkiler içinde eylemde bulunan varlıktır. Devlet ise bu toplumsal ilişkileri düzenleyen varlık olarak insanın eylemlerini de bağlayan yasal gücü oluşturur. Siyaset felsefesi, siyaset sorunlarını, siyaset olgularını ve sistemlerini, insanın siyasi etkinliklerini felsefi olarak araştıran bilgi etkinliğidir. Siyaset felsefesinin temel sorun alanı, siyasette temeller konusundaki tartışmadır. Söz gelişi devletin temellendirilmesi yani devletin varlığının temellendirmesini vermek siyaset felsefesinin işidir. Siyaset felsefesinin iki temel sorusu olduğu söylenir. Bunlar kim hangi haklara sahip olacak ve egemenlik kimde olacak sorularıdır. İlk soru yurttaşların hak ve ödevlerinin dağılımı ve temeliyle ilgiliyken ikinci soru siyasal egemenliğin dağılımı ile ilgilidir. Siyaset felsefesinde nedir sorusu ne içindir sorusu ile beraber düşünülür. Örneğin siyaset felsefesinin en temel sorunu olan devletin varlığı ile ilgili sorular da devlet nedir? Yani devlet ne içindir sorusudur. Bu bağlamda siyaset felsefesinin temel sorusu devletin nasıl organize edileceği türden sorulardan önce gelen bir sorudur. Bu temel soru bir devletin var olup olmaması gerektiği ile ilgilidir. Başka bir deyişle devletin var olması gerekip gerekmediği, eğer var olması gerekiyorsa niçin var olmak zorunda olduğu hakkında bir sorudur. Felsefenin diliyle söylenecek olursa bu soru devlet nedir sorusudur. Siyaset felsefesinin temel sorunu devlet olduğuna göre temel kavramı da yine devlet kavramıdır. Devlet kavramı ile birlikte siyaset felsefesi özgürlük, adalet, mülkiyet, hak, egemenlik gibi kavramları ele alır bunun yanı sıra devlet adımında aranması gereken nitelikler, ideal devlet ve bu konudaki çeşitli ütopyalar üzerinde tartışır. Siyaset felsefesi, devletin varoluş amacının bilgisinden hareketle devlet olgusunun kendisini temellendirmeyi amaçlar. Siyaset felsefesinde devletin kökenine ilişkin açıklamalar, devlet olgusunun ilk kez nasıl ortaya çıktığını ifade etmekten çok, devletin niçin var olmak zorunda olduğunu temellendirmeye yöneliktir. Bu bağlamda siyaset felsefesi siyaset olgularını ve devletin işleyişi ya da yönetim biçimlerini betimlemez, bunu siyaset bilimi yapar. Siyaset felsefesi devletin temelini insan doğasında arar. İnsan doğasında hem hak arama hem de adaletsizlik bir arada yatar. Bu anlamda insanın suç işlemeye eğilimini vicdan her zaman engelleyemez bunu yapacak olan devlettir. Devlet bu durumda adaletsizliği ve haksızlığı önleyecek, insanın eylemlerini ve yapıp etmelerini düzenleyecek bir güç olarak karşımıza çıkar. Devletin varoluş nedenini açıklamaya çalışan siyaset kuramları bir varsayımdan hareket ederler. Bu varsayım doğa durumu varsayımıdır. Siyaset felsefesinde doğa durumu gerçek bir durum olarak tasarlanmaz. Devletin varoluş nedenini açıklamak, devletin varlığını temellendirmek amacıyla tasarlanmış bir durumdur. Doğa durumu hiçbir devlet örgütlenmesinin, siyasi örgütlenmenin ve yönetimin olmadığı zamanki durumu dile getiren ya da insanın toplum dışında bozulmamış halde veya tamamen doğal halde bulunduğu durumu ifade eden bir tasarımdır. Bu anlayışla doğa durumunun rahatsız edici yanlarını açıklamalarının temeline koyan düşünürler buradan hareketle de adına toplum sözleşmesi dedikleri bir sivil sözleşmeyi gerekli görür. Bazı başka düşünürler de doğa durumunu gerçek eşitlik durumu olarak görüp devletin ortaya çıkışını eşitsizliğin doğuşu olarak nitelendirir. Doğa durumuna ilişkin bu farklı tasarımlar bu düşünürlerin farklı toplum ve devlet kuramlarının da temelini oluşturur. Genel olarak toplum sözleşmesi, devletin varoluş amacı, kökeni ve doğası yanında toplumu oluşturan bireylerin hak ve ödevlerini de açıklayan bir anlaşmadır. Bir diğer anlamda toplum sözleşmesi, doğa durumunda bireysel çıkarlarından ve bencil isteklerinden vazgeçen bireylerin, kendi çıkarlarının önüne toplumun genel çıkarlarını ve genel istenci koyan ve yazılı olmayan bir sözleşmedir. Toplum sözleşmesi düşüncesinin önemli bir kavramı olan genel istenç kavramı da çoğunluğun istenci olarak anlaşılmamalıdır genel istenç çoğunluğun çıkarının da üstünde bir kavram olarak yani bütünün istencine ilişkin bir tasarım olarak karşımıza çıkar. Felsefenin etik disiplininin de merkezinde olan adalet kavramı, siyaset felsefesinde, toplum ve devletle ilgisinde incelenen bir kavramdır. Etik ve değer felsefesi kendi başına adalet kavramına bakarken, toplum ve siyaset felsefeleri Adil toplum ve adil devletin nerede ve ne biçimde söz konusu olabileceğini araştırırlar. Siyaset felsefesi tarihinde mülkiyet sorunu da eşitlik ve adalet kavramları temelinde ele alınan en eski sorunlardan birisidir. Dağıtıcı adalet sorunu, mülkiyetin dağıtılması konusunda eşitlik ilkesine göre hareket edilip edilemeyeceği sorunudur. İnsanın sınırsız mülk edinme hakkının olup olmadığı eşitlik ve adalet kavramlarına göre çözülmeye çalışılır başka bir temel kavram da sivil toplum kavramıdır. Toplumu oluşturan bireylerin üstün bir gücün uyruğu değil, yurttaşları olduğu topluma sivil toplum denilir. Ancak sivil toplumda ve bu toplum üzerine kurulu bir hukuk devletinde bireylerin hakları koruma altına alınır ve bu hakların korunmasından doğan ilgili özgürlükler mevcuttur. Etik felsefenin insanlar arası ilişkilerde değer sorunlarını inceleyen bu konuda bilgi ortaya koyan dalıdır. İnsanın siyasal bir varlık olması, toplum ve devlet kuran bir varlık olması anlamına gelir. Etik sorunlar da toplum ve devlet içinde yaşayan kişilerin karşılaştığı sorunlardır. Bu anlamda hem etik hem de siyaset felsefesi insanı toplumsal, siyasal bir varlık olan insanı ele alır ayrıca hem etik hem siyaset felsefesi pratik aklı soruşturur. Üstelik etiğin ve siyaset felsefesinin konusu olan devletin varlık temelini insanın kendine özgü doğası oluşturur. Devletin ve toplumun varoluş nedenlerinin adalet, özgürlük, eşitlik gibi idelere göre incelenmesi de siyaset felsefesinin etikle olan bir diğer bağlantısıdır. Çünkü bu ideler etiğin temel kavramlarıdır. Toplum felsefesi ve devlet felsefesi bir arada siyaset felsefesini oluşturur. İnsan çeşitli toplumsal ilişkiler içinde eylemde bulunan varlıktır. Devlet ise bu toplumsal ilişkileri düzenleyen varlık olarak insanın eylemlerini de bağlayan yasal gücü oluşturur. Siyaset felsefesinin iki temel sorusu olduğu söylenir. Bunlar kim hangi haklara sahip olacak ve egemenlik kimde olacak sorularıdır. Bu anlamda devletin varoluş nedenini açıklamaya çalışan siyaset felsefesi doğa durumu varsayımını temel alır. Siyaset felsefesinin kavramlarından biri olan toplum sözleşmesi, devletin varoluş amacı, kökeni ve doğası yanında toplumu oluşturan bireylerin hak ve ödevlerini de açıklayan bir anlaşmayı ifade eder. Son olarak siyaset felsefesi ve etik arasındaki ilişki İkisinin de temele insanın kendine özgü doğasını ele almasıyla açıklanır. Bu programda siyaset felsefesi nedir? Siyaset felsefesinin temel sorunları nelerdir? Siyaset felsefesi ve siyaset biliminin farkları nelerdir? Etik ve siyaset felsefesi ilişkisi nasıldır? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Siyaset Felsefesi 1 ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.